öyle doğuyor. İnşallah anne. Potinlerimi boyadın mı? Evet anne. Öyle ya, misafir var diyordum demin. O pis herif bağırınca unuttum birden. Saygısız. Söyle de kızım şey yapsınlar. Demin hatırımdaydı. Kızım özüm yavrum. Uyandı. Babam yine anneanneme mi kızdı? Evet kızım. Sigara, kibrit, iki de ekmek. Unutmazsın ya. Unutmam anne. Hadi git kızım. Neden böyle oluyor anne? Ne? Her şey. Bir şey oldu yok, hadi git sen, geç kalma. Özcan şey diyormuş mahallede. Ne diyormuş? Benim büyük babam paşa diyormuş herkese. Şaka yapmıştır o. Yemin etmiş. Etmez. Annem babam ölsün ki demiş. Uşaklar! Sahi neden böyle oluyor? Sen mi geldin? Dur orada. Yaklaşma. İsmin ne? Sevda. Pek de şatafatlı. Sana daha münasip bir isim bulmalı. Küçük hanıma söyle. Öğle yemeğine misafir gelecek. Gümüşleri çıkartmayı unutmasın değil mi? Söylerim. Yazdığı tabakları da. Baş üstüne. Ne yemek var acaba? Patates. Güzel. Başka? Daha ne olsun? Çocuk sen de! Hep tecrübesiz misin? Hiç öyle şey olur mu? Peki kızım peki. Hadi sen çekilebilirsin artık. Teşekkür ederim. Ne oldu? İçeride tek başıma canım sıkıldı. Kukuma bir şey gibi. Dikkat et, bir şey demeyeyim. İyi, derim ben. Bir de ucu delik çorabı giymişsin. Aldırma ya. Ha, böylesi daha rahat. İkircinin anına giyiliyor. Sen de gizli tarih. Nerede ben de ortaydayım. Ne düşünüyorsun? Hiç. Söyle hadi. Ne söyleyeyim? Ben seni biliyorum, bir sıkıntın var. Boş ver. Sen bilirsin. Biri baksın bu yana. Safiye. Ya nasıl diyeyim? Hani şu yanımızdaki garajda bir kaza olmuştu. Çalışanlardan birinin kaburgaları kırılmıştı hani. Yazık. Adam 3-5 ay çalışamayacakmış. Ne var bunda? Ne var olur mu? Dün karısına vermek için para topladılar bizden. Yani hepimizden. İyi ya. Bir gün. Yani mesela diyorum. Benim de kafam patlasa. Ya da ne bileyim hastalansa. Sana bir şey olmaz. Ama ben nasıl para verdiğimi biliyorum. Sadaka vermekten beter mi, anlıyor musun? Ya benim için de para toplasalar aydan aya. Ulan bir kere toplasalar yeter. İnsan kahrında mı? Sen kaç para verdin? 10 lira. 10 lira mı? 10 lira mı? Sen kendini miras yeri sanıyorsun galiba. Adamın 5 tane çocuğu varmış. Doğurmasaymış o da kedi gibi. Ne oldu Tarık, ne kaçıyorsun? Eski yeme gidin, daha iyi. Peki, sustum. Hem ben burada Mete'nin hesabını yapıyorum. Sana ne canım? Ona kimi kimsesi yokmuş. Elbet öylesinin ocağı söner. Biz öyle miyiz Tarık? 3 oğlumuz var bizim. O ne demek? Ne demek olacak? Bir gün başkasına muhtaç olacağım, ama da kendi çocuklarımıza muhtaç olacağım. Ne fark var? Çok fark var. Üstelik biri, ipsi, sert derin biri. Öteki nasıl? Tarık! Uşaklar! Yine ne var anne? Affedersin kızım. Demin o çocuğa söyledim ama zavallı bir şey anlamadı herhalde. Gümüşleri parlatmayı unutmayın değil mi? Olur anneciğim. Altın kupalar da çıkar, belki şarap içerim. Atlas perdeleri de al, halı denkleri de çıkar lan. Gülsene! Ne bağırıyorsun? Bağıran kim canım? Nokta yapıyorum. Ulan yine başında var. Bu sefer de bu! Ulan şimdi ben söyleyeyim. Açıl ulan, açıl! Aç şöyle, beş oldu. Büyük arabasında koşuyormuş. İki beyin. Hele
yine ara sıra hayatımdan şikayet etmiyorsun. İşte o zaman çocuk gibi seviniyorum. Neden? Eğer bu hayatta şikayetsiz kalmasaydım, utancımdan geberirdim. Sen her şeyi biliyorsun. Sen öyle bir. Sahi gidecek misin? Elbette. Bari bu pazar olsun, dinlenseydin. Ya deli misin sen? Bu seferki iş senin aklının eremeyeceği kadar önemli. Ya insanın eline ömründe böyle iki kere fırsat geçse tamam. Kral olur, kral, anlıyor musun beni? Milyon yatıyor bu işte Safiye, milyon. Göreceksin. Bu sefer her şey değişecek. He, ama öbürleri gibi değil ha, inan bana. Yamacım yok, yapacağım bu sefer. Bilirim, sana aslında bir şey koydun mu yaparsın? Yaparım ya, anasını bile satarım. Peki Fazıl kaçta gitti? Yedi miydi neydi? Gördün mü? Fazıl'la el ele verdik mi? Sen ne diyorsun? Dağları bile deviririz, anladın mı beni? Anladım. O zaman... O zaman ne olacak biliyor musun Safiye? Sahiden uşaklarımız olacak. Sahiden gümüşleri parlatacak. Sahiden... Ha? Bir günaydın desen önce. Günaydın, günaydın. Ha şöyle. Biraz kibarlık ara. Tüh! Anne bir çay versene. Tamam. Lan bu kadın senin girmekçin mi? Kalk kendini al. Şaka! Seni kuduracağım. Ay yani işte bak rica ederim. Hoppala. Ya ben seni koruyorum. Sen kalkıp yine bana çatıyorsun. Ben kendimi korurum. Ya bu kurtlara karşı ha? Biraz bekleyeceksin. Bekleriz, bekleriz. Neyse. Allah'tan ama işimi müşteri çıktı. Nihat nerede lan? Sabah sabah. Ne Nihat? İşi varmış. Erken çıktı o. İşi mi varmış? Lan onun işi. Horoz gibi süslenip süslenip. Sağlık. Sen de bağırma. Ulan bir kere şansın yaver gitse. Görünmezsiz oğlum, şaşkalozlar. Milyoner öyle altına gelin söylemez. Öyle bağırmak ne? Korkudan sesin çıkmaz. Hatır bile soramazsın. Mesela bir işin var da beni mi görmek istiyorsun? Gerek yok. Önce katiplerime daha kabukluk edeceksin. Baba ben senin yerinde olsam katibi alırım ha. Sen bir kadın mı lan? Yok. Git it lan pisi. Uğursuzluk getireceksin. Gitmekten vazgeçtin galiba. Bana mı diyorsun? Tabii. Gideceğim canım. Bir çay katı da. Sen bir çay daha içene kadar millet milyonları götürür. Ulan şimdi senin. Ya Safiye, çabuk ol Allah aşkına. Çakamamadan gideyim. Ne var senin bugün? Bir şeyim yok. Nasıl yok ya? Heyecandan gebereceğim. File kolay geliyor tabii. Herifler bir hayır dediler mi? Milyoneriz. Nerede? Ama bir de evet dediler. Milyoneriz. Ulan şimdi senin. Defol lan. Eşyalı çek. Baş baş. Musi başın. Yine çap. Şuradan hayırlısıyla bugün bir çıkıp gitsen. Herkese. İnsanın keyfini kaçırıyor. Kızım. Karnım aç benim. Biraz önce yedin ya anneciğim. Ya öyle mi? Unutmuşum. Son günlerde bir unutkanlık geldi zaten. Hayırdır inşallah. Tarık. Hı? Özcan'a iyi davranmanı istiyorum. Fena mı? Herifi temizliğe teşvik ediyorum işte. Mutlaka iyi davranmanı istiyorum Tarık. Bir şey mi? Bilmiyorum. Ama olabilir. İçimizden bir kopup ayrılırsa çil yavrusu gibi dağılırız. Zaten güç bela bir arada tutuyoruz. Ya Safiye kim demiş ya? Ben diyorum. Nereden çıkarıyorsun bunları? Tarık meydanda. Sen görmek istemiyorsun. Bu darlık, bu bunaltı. Hissetmiyor musun? Rutubet gibi çürütüyoruz birbirimizi. Güve gibi yiyoruz. Hadi öyle olsun Safiye. Ama bu sefer hepsini düzelteceğim. Dünyaya sap takıp taşıyacağım. Hiç yolu yok. Bunu ben söylüyorum. Ben Tarık Usta. Tuttuğunu koparır. Aklına koydum. Sevda. Ya kızım. Evde bu kadar haydut varken. Sen mi gittin yine alışveriş? Zarar yok. Gel bakayım bana. Ha canım iyi çıkın. Sabah serinliydi. Öyle sıcak. Akşam garip değil mi? Baba. Söyle. Bir şey yok. Söyle söyle. Bir gün zengin olursan. Olacağım tabii ki. Bana ne alırsın? Ne istersen. Üç tane, yok ne üç tane değil. 300 tane ayakkabı alırım kızıma. Bu saat de alır mısın? Kaç tane? Bir tane. Ya ben bir tane saat için dükkana girmeyi utanırım. Yani nereden çıktı bu kukuklu saat sevda? Öyle, bir yerde gördüm. Baba, o zaman bu evden de taşınır mıyız? Şırp diye, dakika beklemeden. Şimdi niye taşınmıyorum? Öyle bakma. Ben bu mahalleden çok sıkıldım. Herkes tanıyor bizi. Evet, fena mı kızım?
çalıştım. Bana bak Sevda, bir daha seni oralarda görürsem kırarım bacaklarını. Anladın mı beni? Lan Pergele, ne biçim konuşuyor burada? Abi rica ederim. Baba senin dünyadan anlıyorum. Oğlum! Bana bak, eğer bu kızı kırına mı konuşsan, keyfe beni. Anladın mı abi? İçine gidiyorsun be işte. Ne istiyorsun bu zavallı kızdan be? Peki peki, karışmayacaktım zaten. Ne haliniz varsa görün. Bakayım, daim yok aklımdan sende. Mıy mıntı? Bana ne be? Ulan bana bir daha sana ne dediğimi görsen, suratını da atmışsın. Git. Bunu yine atmışsın üstünde. Ben sana gösterdim de. Orgunluktan sinir mi dayanıyorsun? Sabah kadar yatağın içinde sigara iç. Kes be. Bu çocukların benden olduğu kesin. Hiçbirinin kafası çalışmıyor. Daha az çalış, daha çok eğlen. Sıkma oğlum kendini bu kadar.
yapacak başka bir şey mi varsa? Buyurun, şu taşıyacağım. Arada bağırdım ama kulak asmayla. Bunu da yapmasam çatlarım herhalde. Nihat'a gelince, merak etme. Nerede olduğunu biliyorum ben. Nerede? Ya yine akşam 100 lira istedi bende. Eğlenmeye gitti herhalde. Hani artık borç vermeyecekti, ne oldu? Dayanamıyorum anne, ne yapayım? Biliyor musun? Seni hiç sancı çekmeden doğdum. Sana bu kadar olsun bir yardımım dokunmuş ya. Kimse girişmez. En iyisini bırak. Sana ben şikayet etmeyeceğim kadar ver. Nefret etmeyeceğim kadar ol. Sevdadan da istedim. Benimle biriyle konuştum. Ne olmuş? Sakin kalpası yok, kar bir şey. Evet. Tepeden tırnağa da mutluydum. Ama Sevda'yla dalga geçiyordu tuvalet. Ya çıkmasın dışarı, ne lüzumu var? Bahar gelin derdi, gömleğiyle mi? Arkasında neler dediğini bir duysam. Ya topu yüzüme! ben öyle geleyim. Nihat Bey'in gibi dal kol bütçeden ben. Bir çay ver bari. Abi çay ver. Bu yeni kızı hiç sevmedim ben Safiye. Sus şimdi anne. Sakatmış üstü. Anne diyorum. Fikrimi sordun. Sor artık anne. Tamam anne, bana bırak. Bu evde bir şey var. Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamaz oldum zaten. Serserinin biri öyle mi? Evet abi, serseri. Peki Sevda, tüm o anlattıkların güzel. Dokunaklı ama yine de o serseriyle konuşmanı yasak ediyor. Aması maması yok Sevda. O kurtla iyi tanıyorum ben. Harcar seni, yok eder. Yine de bir kusurunu bulamaz. Sana söz veriyorum. Daha az acıyacağım. Ama o ilk de konuştuğum diyar sağlam. Yemin ediyorum bu defa hiç acımam Sevda. Neyse. Çünkü ben seni daha az sevmeyi beceremem. Anlıyorsun değil mi? Anne! Temiz gömleğin var ya. Şey, Özcan gibi dolu oğlum. Sevda. Değilmez anne. Değilmez. Çok şükür. Gitti bu kötü suratlı adam. Eşyalarımı taşımaya gelmişti Safiye. Ne zaman taşınıyoruz? Allah'ım. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime. O aşina bakışlar içimi deldi yine. Hoş geldin. Hanımefendiciğim, arzu hürmet ederim. Teşekkür ederim evladım. Afiyetlisiniz inşallah. Allah ömür versin oğlum. Çok şükür. Başımızdan bir haber var mı efendim? O değilmiş. Açıkça yazmıyor ama bugünlerde dönecek galiba. Değil mi Safiye? Evet anne. Nasılsın anne? Merhaba Sevda. Merhaba abi. Oğlum. Ne olacak senin bu halin? Ne var abi? Yüzünden kan fışkırıyor. Nişanlı sen yerinde. Tarihli sanacık. İnsanları seviyorum ben anne. Ulan ne olsun ya? Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Fazla da aynı yüzünü almışsın.
işe girince. Ne zaman gireceksin Nihat? Ne zaman kendime göre bir iş bulursam anne. Arıyor musun bari? Tabii anam. Kimi beni beğenmiyor. Ne diyeyim, kimi de ben beğenmiyorum. Sana yemin ederim iş aramak çalışmaktan daha da zor. Bir daha gece dışarıda kalmıyorsun. Olur olur, emretsen. Babam nerede? Yine hayallere daldı. Ooo fena mı? Abuk sabuk konuşma oğlum. Niye anne? Baksana ya. Dikkatli geçti. Hayal oldu hayal. Yarın hayal edilebilir. Buyurun sana efendiciğim. Teşekkür ederim evladım. Oğlum sen de otur da doğru kahvaltı et. Ya oh be. Ne güzel evde olmak. İstediğim gibi bağırabilirim. Hey! İstediğim şiiri okuyabilirim. Çetin derler ayrılığın derdine. Ayrılık derdine. Ayamadım. Ooo! Ya bu nasıl? Yemin et. Birinde gibi olmuşsun. Vallahi mı? Köveliniz. Ha? Yani nereye be efendim? Ha. Evde. Ya sen? Ben de evdeyim. Bu gece hepiniz davetlisiniz. Hadi. Evlenelim hep birlikte. Hayrola lan. Şenlik mi var? Hiç. İçimden geldi ya. Ya bağırmıyorsun öyle kafana düşmüş kurt gibi ha? Merhaba Fazıl. Merhaba. Yine mi geldin kötü suratlı adam? Sus Fazıl. Karışım. Benim misin var hanımefendiciğim? Hayır evladım. Estağfurullah. Yardım edeyim. Sen ne iki yüzlü bir köpeksin öyle? Fazıl, neden kızıyorsun? Gerçekten anlamıyorum ha. Ben Tanrı'nın yerinde olsaydım, insanları bu kadar karabahtlı yaratmazdım. Hadi, bırak da biraz birbirimizi anlatalım ya. Bu laflar akarın, kaba sapan. Biliyorum, biliyorum. Ha, bu akşam sakın bir yere söz verme. Evdeyiz. Ne var? Son bir defa hep birlikte eğlenelim, konuşalım. Son bir defa ne demek? Düşündüm, taşındım. Yarın sabah gidiyorum anne. Nereye oğlum? Bakalım. Tamam mı? Evet, diyorum. Bir yere gidemezsin. Anne bir dakika. Ulan hepimizden büyüksün ama bir sümüklü böcek ne diye sonra bütün koç evi ben çekip çeviriyorum. Ya git para kazan ya da babama yardım et. Asıl çekip gitmek isteyen benim. Senin gibi avare kesmek için değil. Hayatımı kurtaracağım ben hayatımı. Haklısın Paul. Doğru doğru. Hepiniz haklısınız. Ama ben de haklıyım. Ha, o ne büyük anne ya? Nereden buldun onları? Anne, at o kilişi elinden. Paşanın çizmeleri. Yatağın altında buldum. Allah kahretsin, benim onlar. Paşa ne? Benim diyorum. Her şey çaldınız zaten. Ya neyin vardı ki be? Eşkıya bozuntusu. Sende. Yeter. Yeter. Yeter diyorum. Ya hepiniz birden defolup gidersiniz bu evden. Ya da hepiniz birden kalırsınız. Anacığım, affet beni. Ben kötülük olsun diye söylemedim ki. Kalk oradan! Beni gel! Gel amca şaşırmış. Lanet olsun ya! Böyle kızacağınız vallahi hiç aklıma gelmedi. Daha karar biri vermez. Baktım sevinç içindeyim. Ne bileyim. Siz de sevinirsiniz sandım hani. Peki oğlum. Büyük anne ben de sizinle de var. İstemem! Ya ben de pırıl pırıl yapayım. Paşanın da! Biliyorum. Öyleyse bir bez getir. Anne. Bir insan diyorum. Karar verdim, satacağım onu. Yani
Can. Sen de kaldır başını. Duyduklarını kimse anlamayacak. Duyduklarını kimse sormaz. Nasıl oldu bu ilk anne? Mahmuzları vardı. Yürüdüğü zaman şıkır şıkır ederdi. İçeri giyin mi? Hayır! Hayır! Ne münasebet? Ver onu buraya! Safiye! Uşaklar! Haldun! Çıkar onu! Melkun! Safiye! Şaka yapıyor anne. Getir onu buraya! Her şeyini mahvettiniz. Ne oluyor ya? Sen hemen çizmeye ayağından çıkar. Ya anne o kadar emek verdim. Sildim ben buna. Ne olacak? Yine parlatırım. Safiye, Haldun içeride mi? Ne oldu? Hele bir çete toplansın. Hepsini anlatacağım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Kuaför! Kuaför! Oh ya, etten çıkmışsın dedi, ödüm kokuyor. Hayırdır baba? Geç bakayım, anlatacağım. Şu kaba kadar kırılan adam, ne olmuş biliyor musun sen? Bu sabah ölmüş ya. Niye bana söylemedin? Benim de sabah benim oldu baba. Ölmüş ya. Neyse, Safiye. Çocuklar, dinleyin. Sevda, gel sana şöyle yapma. Şimdi, eski bir araba var, tamam mı? Satılık. Biz onu bir tamir ettik mi, gelin arabası gibi oldu. Takside çalışsa, günde 150 lira getirir. Yılda 60 bin lira ediyor. Bu demek oluyor ki, her yıl yeni bir araba daha alabiliriz. Hesapladım, tam 5 yıl sonra 16 tane takvimimiz oluyor. Nasıl? Bütün şekli tutarız. Ayrıca çalışmak zaten hesap meydanda. 5 yıl sonra milyoner. Adamlarla da konuştum. Peki dediler. 4 bin liraya satıyorlar arabayı. İyi de baba 4 bin liralık bir hurdayı. Hazreti İsa bile yürütemez. Ben yürütürüm. Bana Faruk Usta demişler. Baba bırak artık bu hayalleri. Ne hayal o? Gel yeniden hesaplayalım. Bir şey de yılda 60 bin değil ki. 54 bin lira ediyor. Canım 6 bin lira. Ne önemi var? Araba 4 bin lira. Anlamıyorsun. Alacağım ben. Ahmet'ten affedeyim. Bak herife, durup dururken kazayı alır. Eyvallah Hoca. Bir şeyler yapmam lazım. Teker teker bizden kopup gitmeni değil mi bekleyin? He? O zaman mı bir şey yapacağım ben? O zaman mı gücüm yetecek bir şeyler yapmaya? Söylesin mi? Ya konuşun. Çocuklar, hadi iki çıplak edin. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Yaşıyorum, söyle. Açık açık konuşuyorum. Tabii oğlum, açık açık. İşte bu. Her sabah boşuna alıp ne gider böyle. Özcan dersen bizler böyle tanıyormuş. Sevda'yı kaç gündür kara bir olanla gidiyor. Azıcık cesaret olsa kaçacak. Annem de hala biliyorsun. Artık onunla bize avutacak bir kudreti kalmadı. Durum böyle baba. Konuşun dedim. Konuştum. Şimdi sen niye susuyorsun? İş Murat Bey'e geldiyse ben bilmiyordum. Sanmıştım ki Safiye nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ben tabii böyle olduğunu bilmiyordum. Sanmıştım ki siz de benim gibi. Beni de alacaksın be.